Hoca diyorsunuz ki bugün şey zengin, sofra zengin. Diyorum, şeref verdiniz diyorum. Onları partimizde görmekten duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Hoş teşekkür ederiz sahip çıktığınız için. Ben patates üreticisiyim. Patates tohumu sağlamakta çok aşırı güçlük duyuyor. Devlet bunu çok büyük şirketlere verdi, birkaç şirkete. Bu şirketlerden de 1 dolara ithal ettiği tohumu bize 2 dolar, 3 dolar, 4 dolar olarak ikinci ekimini, yani bu 4 veya 5 ekilebilir en fazla. İkinci ekimini bize o fiyatlardan veriyor. Tedarik edemiyoruz, bulamıyoruz. Bunlar yaşlandıkça da şekil değişikliği, bozukluğuna gidiyor patatesler. Artı patatesin gübre fiyatı, elektrik fiyatı, mazot fiyatı yüksek. Patatesin bir garantisi yok. Mesela biz bunu üretiyoruz ama belli bir fiyat bulup satamıyoruz. Son 2 yıldır biraz belki rahat, biraz ama hala kurtarmış değiliz kendimizi. Bir taban fiyatı yok. Biz buna taban fiyat istiyor. Tohum bulabilmek istiyoruz yani. Her an için bir tohum sağlayabilecek bir yerimizin olmasını istiyor. Devletimizin böyle bir yerinin sağlamasını istiyoruz. Bir fiyat kotasının en azından olmasını istiyoruz. Belli bir bunun maliyeti var bize. Bunun altına düşmemesini istiyoruz. Pazarlama aşamasında sorunlar var. Mesela bunu bizden bir alan esnaf 1000 liraya aldığında, örneğin Ankara'ya getirdiğinde bunu 100-200 masraf koyduğunda burada tüketen kişiye fazla yansıtıyor. Bize bu zarar olarak dönüyor. Bunun da bir dengeye olmasını istiyoruz. Sorunlarımız bunlar. Tahsilat garantisi. Tahsilat garantimiz hiç yok. Alan kişi sadece sözle alıyor bizden. Devlet tarafından sağlam tohumlar getirilmesini istiyoruz. Yani şirketlerde ne ilgili belli değil. Tohumların hem üretim kalitesini azaltıyor, hem pazarda satış şeyini düşürüyor, fiyatını. Devlet tarafından genetiği sağlam olan, hastalığa dayanıklı tohumların getirilmesini istiyoruz yani devlet kanalıyla. Bugün ikincisi, bu patatesin üretimi ekim ile hasat arasında 3 ay sürer. Ekim ile hasat arası 3 ay sürer en az. Her ay TEDAŞ bizden faturaları istiyor, paraları biz hasat yapmadan ödemekte çok sıkıntı çekiyoruz. Daha mahsulü satmadan fatura gelince, faturayı da ödeyemeyince elektriğimiz kesiliyor. Bir bu sorun var, bir de pazar sorunu var. Tüccarların elinde kafasına göre fiyat konuyor, istenilen fiyatta satılamıyor veya para tahsilatı hiç sıfır karede. Tüccar kar ederse, parası dönerse ödüyor, dönmezse ödeyemiyor. Ben de ekleyeceklerim bunlar. Ama bir çift aile sorar, 8 kişi, 10 kişi ailemize ne kadar insan varsa hepimiz çalışıyoruz. Sosyal güvencemiz yok, hiçbir bağlantımız yok. En büyük sorunumuz önce dediğimiz gibi tohum sorunu. Tohumu daha önce devletimiz tarım kredi kanalına veriyordu. Ama şu anda şirketlerin eline verdi, biz tohum bulamıyoruz. Bulsak da 2 katı fiyatla buluyoruz. Onu özellikle söylemek istiyorum. İkinci bir sıkıntı da girdiği fiyatlar çok yüksek. Gübresi olsun, mazotu, elektriği. Bunlara bir çare bulunması için sizlere geldik. Hoş geldiniz. Öncelikle ben sahada olan birisi olarak hem bu işte iştigal eden birisi olarak şunu ifade etmek istiyorum. Tabii bölgede Niğde ve Nevşehir havzasında patates rekoltesi yüksek. Türkiye'nin ihtiyacının %50'sini karşılıyor bu iki ilimiz. Tabii bu iki ilimizde öncelikle bizim tohum problemimiz var. Yani çiftçi, biraz önce Selahattin kardeşimizin ifade ettiği gibi, istediği kalitedeki birinci ekim tohuma ulaşamıyor. Bunu şirketler aracılığıyla ithal etme hakkı, yetkisi bazı şirketlere verilmiş. Burada çiftçiler olarak bizim talebimiz, bunu devlet kendi eliyle gen haritası çıkartılmış, hastalık taşımayan tohumlar getirmek suretiyle direkt birinci elden
çiftçiye ulaştırmak suretiyle buradaki biz maliyetin düşürülmesini istiyoruz. Onun dışında efendim bölgemizde enerji maliyetleri çok yüksek. Sulama giderleri çok yüksek. Dolayısıyla çiftçi şu anda neredeyse kazandığından daha fazlasını MEDAŞ'a borçlanmış durumda. Şu anda patatesin fiyat oranının biraz yukarıda olmasının esas sebebi çiftçilerin bölgemizde Niğde Nevşehir havzasında aşağı yukarı 30-40 bin ailenin ekim yaptığını düşünürsek bugün bu sene itibariyle ekim yapan insan sayımızın, çiftçi sayımızın 10 binlere yaklaştığını görüyoruz. Yani 1/4 oranında bir düşüş var. Bunun sebebi köylerde artık çiftçilerimiz patates ekimi yapamıyorlar. Niye? Çünkü MEDAŞ elektriği kesti. Aynı hat üzerindeki 10 tane, 15 tane, 20 tane üreticinin şayet ikisinin borcu varsa o hat üzerindeki diğer üreticilere de elektrik vermedi. Bir kısmına jeneratör verdi. Bir kısmına da dedi ki buğday kardeşim senin mahsulün yanarsa onun telafisini de ben yapacağım dedi. Dolayısıyla burada patates fiyatının şu anda biraz hareketli olmasının sebebi bu. Diğer taraftan bizim özellikle tohum çeşitliliğinde sorunumuz var. Yani hep bölgemizde tüketime yönelik patates tohumları ektiriliyor. Biz burada devletin sanayi tipi diye adlandırdığımız üretime yönelik, sanayiye yönelik tohum çeşitliliğinin bölgemize kazandırılmasını istiyoruz. Yine buna mukabil çiftçimizin özellikle ürün çeşitliliği noktasında sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Bakın bizim çiftçimiz, buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bizim çiftçimiz gördüğüne inanıyor. Öyleyse bugüne kadar alet, edevat, ekipman bakımından kendisini patatese uyarlamış olan bu çiftçiyi önce örnek bahçeler oluşturmak suretiyle göstererek inandırmamız gerekiyor. Bakın bölgemizde ciddi anlamda elma üretimi yapılmakta. Biz Niğde üreticisi olarak elin oğlu İtalyan Niğde'ye gelip Bodur Elma Çiftliği kurana kadar biz iklim ve coğrafya koşulları bakımından dünyanın en mükemmel elma yetiştirilen noktasının bölgesinin Niğde olduğunu bilmiyordu. Bodur elmayı da bilmiyordu. Dolayısıyla çiftçimiz İtalyan'dan Bodur elmayı öğrenmeye başladı. Peki buradan ben Tarım Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'ndaki yetkililere sormak istiyorum. Benim çiftçim İtalyan gelene kadar Bodur elmayı niye bilmiyordu? İşte bu noktada ben patatesle elmanın bölgede birbirine alternatif ürün haline getirilmesini istiyoruz. Yine bu elmayla alakalı, bakın bugün burada sergilediğimiz elmalar tamamıyla organik elmalar. Boyutlarına aldanmayın. Bu tam Türk damak tadına uygun bir elma. Hafif şekerli ve normal ebatta yetişmiş bir elma. Diğer elmalar ise o adeta kabuklarına baktığınızda plastiği andıran elmalar ise genetiğiyle oynanmış elmalar. Dolayısıyla biz buradan şunu da ifade etmek istiyoruz. Patateste, elmada ya da fasulyede. Bütün ürettiğimiz ürünlerde biz bunların tohumlarının ve gen haritalarının, gen bankalarının kurulmasını istiyoruz. Yani kendimize ait tohum çeşitliliğinin korunmasını istiyoruz. Evet, benim söyleyeceklerim de bu kadar. Teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çok büyük ve güçlü bir tarım ülkesi. Fakat son yıllara baktığımız zaman gittikçe tarım ürünlerinin pek çoğunda ithal edici, yani ithal pozisyonuna gelmiş bir ülke konumundayız. Maalesef milli besinlerimize, milli ürünlerimize sahip çıkamadık. Yani patatesimize sahip çıkamadık, buğdayımıza, arpamıza sahip çıkamadık, fındığımıza sahip çıkamadık. Hemen hemen temel tarım ürünlerimizin hiçbirisine tam anlamıyla, layıkıyla sahip çıkamadık. Tabii bunun sonucu olarak da baktığınız zaman maalesef köylerimiz boşalıyor. Tarımla uğraşan kardeşlerimiz
artık uğraşamaz pozisyona geliyor. Çünkü ektiklerinin karşılığını alamıyorlar. Yani baktığınız zaman pek çok tarım ürününün 10 sene önceki fiyata yakın fiyatlarda satıldığını, pazarda pay bulabildiğini, ama bunun yanında maliyetlere baktığımız zaman maliyetlerin çok yüksek girdileri neticesinde en az %300-%500 aralığında arttığını görmekteyiz. Yani hem elektrik maliyetleri, mazot maliyetleri, tohum maliyetleri, işçilik maliyetleri, hepsine bunun üzerine ekleyebiliriz. Biraz sonra bu kardeşlerimizi burada dinleyeceğiz. Ama ülkemiz temel olarak sahip çıkması gereken, koruması gereken stratejik ürünleri var. Yani İç Anadolu'muza baktığımız zaman patates bizim için stratejik bir ürün. Buğday bizim için stratejik bir ürün. Arpa, yulaf bizim için stratejik bir ürün. Neden? Çünkü bunlar hem insanımızı temel besini, onları besleyecek ürünler, hem de hayvanların temel besin maddeleri. Dolayısıyla da baktığımız zaman çok stratejik bir önemi var. Ama Türkiye bunu ya da Türkiye yönetenler bunu kavrayabilmiş ve bu anlamda patatese de, buğdaya da, bunun gibi ürünlerimize gerektiği gibi maalesef önem vermemiş. Bunları üreten üreticilerimize, çiftçilerimize maalesef gerekli desteği bugüne kadar sağlamamıştır. Ve bunun neticesinde maalesef bu üretimler hızla düşmekte. Bu üretim alanları maalesef yok olmakta ve Türkiye tarım alanında da gittikçe küçülmektedir. Diğer bölgelerimizde yetişen ürünlere de baktığımız zaman onları da burada misafir ediyoruz. Misafir ettiğimizde tabii daha ağırlıklı bir şekilde Karadeniz'in çayı, fındığı, efendim işte Ege'nin zeytini, işte Güney'in narenciyesi, elbette ki yine Güney'in fıstığı, bütün bunlar elbette ki tarım ürünlerini birbirinden ayırmamız mümkün değil. Ama bugünkü dediğim gibi konumuz İç Anadolu bölgemiz, Niğde'miz ve Niğde'de yetişen patates, Niğde'de yetişen elma, Niğde'de yetişen buğday, Niğde'de yetişen kuru fasulye ve bunu yetiştiren üreticilerimizin temel problemleri. Şimdi burada dediğim gibi kendilerine önce ben sözü vermek istiyorum. Kendilerini bir dinlemek istiyorum. Daha sonra da bu kendi taleplerini biz daha yüksek sesle dillendirerek bu problemlerin bir an önce ortadan kaldırılması ve çiftçi kardeşlerimizin, üretici kardeşlerimizin temel problemlerinin çözülmesi ve üretimde her türlü desteğin kendilerine verilmesi gerektiğini sonuna kadar inanıyoruz, düşünüyoruz ve sonuna kadar da üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olduğumuzu buradan bir kere daha herkese haykırıyoruz. Ama bugün Niğde'li tarım üreticileri, patates üreticileri, elma üreticileri kardeşlerimiz yanımızda. Onların problemlerini dinledik. Temel olarak Niğde'deki tarımla uğraşan kardeşlerimizin problemleri nedir diye baktığımızda birincisi elbette ki patates üretimiyle ilgili talepleri var. Bunların birincisi işte bunun patatesin sanayisinin kurulması. Yani şimdi bakıyorsunuz mesela Almanya'da kişi başına diyelim yıllık 150 kilo patates tüketimi varken bu Türkiye'de yıllık 70-80 kilolarda kalıyor. Onun için patatesle ilgili özellikle un fabrikalarının kurulması ve Türkiye'de yaygınlaştırılma talepleri var. Yani sanayileşmesini istiyorlar. Patatesin sanayileşmesini istiyorlar. İkincisi tohum problemleri tabii ilk başta geliyor. Bunun için Patates Araştırma Enstitüsü'nde tohumluk üretim konusunda yapılan çalışmaların daha fazla kaynak aktarılarak gerçekten netice vermesini ve birinci elden tohuma ulaşmak istiyorlar. Yani genetiği değiştirilmiş tohumlar değil, gerçekten orijinal, daha ilk üretimde kullanılan ve dediğim gibi sağlıklı tohumlar istiyorlar. Üçüncüsü nedir diye baktığımız zaman sulama konusunda büyük problemleri var. Bunu elektrikle sulamayı birbirinden ayıramayız. Çünkü zaten elektrik sulamada kullanılıyor. Ve neticede burada maliyetlerin önemli bir kısmı da sulama neticesinde elektriğe gidiyor. Burada da elektrik şirketinin yani MEDAŞ'ın burada çiftçilerimize, üreticilerimize
davranışları, farklı davranışları, işte jeneratörü yönlendirmeye çalışması, buradaki farklı uygulamalar, üreticilerimizin ekonomik durumlarından dolayı bu işin altından kalkamıyor olması tamamen bir kısmını üretimi terk etmeye zorluyor, bir kısmını da zararına üretime zorluyor. İşin neticesi bu, neticede ortaya çıkan bu. Bu problemin halledilmesi lazım. Yani Türkiye'nin bir bölgesinde kaçak üretim zirve yaparken ve bu kaçak maliyeti olarak bizim faturalarımıza yüklenirken İç Anadolu'daki gariban, devletimize, milletimize bağlı çiftçilerimize bu maliyetin yüklenmesi ve bu konuda yardımcı olunmaması gerçekten hayretle üzeri bir durumdur diye değerlendiriyoruz. Esas sahip çıkılması gereken nokta burası. Çünkü İç Anadolu'daki çiftçi, Niğde'deki çiftçi bir yere kaçamıyor. Yani onların diyelim eşkıya belediyeleri yok. Eşkıya belediye başkanları yok. Yani kasıtlı olarak elektrik üretimini çoğaltıyor. Ondan sonra parasını ödemiyor. Ve devlete meydan okuyor. Diyor ki gel sıkıysan al diyor bu parayla diyor. Ben hem ödemeyeceğim hem de bunu kullanmaya devam edeceğim. Parayı da ödemeyeceğim diyor. Ama İç Anadolu'daki çiftçi ne diyor? Ya bana bir kolaylık sağla diyor. Yani borcumu bir taksitlendir. Ben üretimimi alayım, hasatımı yapayım, satayım. Daha sonra sana paramı ödeyeyim diyor. Şimdi burası iyi niyetli ya. Burası yani devletine, milletine, bayrağına bağlı ya. Hayır, bu kabul edilmiyor. Diyor ki hemen şimdi ödeyeceksin diyor. İcra geliyor, işte elektrik kesiliyor. Üretim yapmasının elindeki önüne engeller konuyor. Bir kere burada tabii ki bu çifte standartın ortadan kaldırılması lazım. Ve buradaki çiftçilerimize elektrik desteğinin, sulama desteğinin her anlamda desteğin yükseltilerek verilmesi lazım. Problemlerin çözülmesi lazım. Bu kardeşlerimizin problemleri olmasa niye buraya gelsinler? Niye haykırmaya devam etsinler? Her tarafta sadece burada değil. Ne yapıyor? Tek suçu üretim yapmak. Üretiyor ya, üretiyor. Birileri tüketirken, birileri bu milletin malına har vurup harman savururken, birileri devletin hazinesini el uzatırken bu üretiyor ya. Değil mi? Bu adamı alacaksın, alnından öpeceksin ve başının üstünde taşıyacaksın. Yapman gereken bu senin devlet olarak. Bu üretiyor. Bu üretmezse o zaman Türkiye bitmiş demektir. İşin doğrusu bu. Dolayısıyla sen ne yapacaksın? Hepimiz ne yapacağız? Üreticiye sahip çıkacağız. Yapmamız gereken iş bu. Nokta bu. Bir başka problem bu kardeşlerimizin. Tabii işçilik maliyetleri hem çok yüksek hem de işçi bulmakta bayağı zorluk çekiliyor. Bunun için burada da makineleşmeye geçilmesi lazım. Ve patates toplamı özellikle söküp değil mi? Kesip fırçma derler bizde. Ve ondan sonra patatesi neticede net bir şekilde elde etme, işleme. Bu makinenin mutlaka kalkınma projelerine dahil edilerek üretilmesi, üretimin artırılması ve bütün çiftçilerimize bunun destek mahiyetinde verilmesi lazım. Şimdi tabii yine bahçecilik ve fidan üreticiliği var. Bununla ilgili talepleri var. Bu konuda çiftçilerimiz destek bekliyorlar. Bu desteğin verilmesi lazım. Yaz sebze ve kuru bakliyat borsası talepleri var. Niğdeli üreticilerimizin. Bunların desteklenmesi lazım. Tabii her şeyden önemlisi daha sağlıklı ve sürekli üretimin yapılabilmesi için organik tarım alanında örnek meyve bahçeleri kurulması, örnek organik patatesi dikilerek ziraat mühendisi kontrolünde yetiştirilmesi konusunda çalışmalara başlanılmasını talep ediyorlar. Şimdi yani Niğde'mizin ve Nevşehir'imizin şöyle bir problemi de var. Biliyoruz ki hepimiz kasıtlı olarak bazı ekim alanları, tarım arazileri zehirlendi. Yani değil mi? Zehirli gübreler. Özellikle bilinçli bir şekilde bunu kimin yaptığı da biliniyor. Bunun arkasında hangi batılı güçlerin olduğu da biliniyor. Özellikle Türkiye'nin işte bu yarısına hitap eden patates arazilerinin gübreli, zehirli gübreler tarafından zehirli bölgeler haline getirildiğini biliyoruz. Bunların yeniden ıslah edilmesi lazım ve patates üreticilerinin bir kısmının bölgeden kaçtığını da biliyoruz bundan dolayı. Dolayısıyla buraların ıslah edilmesi ve gerekiyorsa yeni alanların açılması gerektiğini düşünüyorum. Tabi burada verilen desteklerde de maalesef yine bakıyorsunuz bakanlığın anlaşılmaz bir şekilde kimin aklıyla bunları yapıyorlarsa
farklı, dengesiz ve gerçekten çiftçiye sahip çıkmayan uygulamalar var. Şimdi 2090 sayılı bir yasa var. Yani mağdur çiftçilere destek veren, işte don tehlikesi yaşamış, don yaşamış, işte kuraklık yaşamış, işte afete uğramış çiftçilere destek. Şimdi burada bakıyorsun mesela, sadece Niğde için bugün burada kardeşlerimiz, iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Diyelim 3000'in üzerinde elma üreticimiz mağdur olmuş. Şimdi geliyor Tarım Bakanlığı yetkilileri, inceleme yapıyorlar. 854 kişi, 855 kişiyi dikkate alıyorlar. Bunlardan da sadece 224 kişiye ödeme yapılıyor. Yani artık burada da mı yandaş yandaş ayrımı yapıyorlar, bunu bilemiyoruz ama. Ama kanunda bir madde var. Diyor ki, üretici, yani şu elmayı ürettiği elmanın da zararı 10 bin lira ise, eğer bunun %40'ından fazla mal varlığı varsa, yani mesela 4 bin liralık mal varlığı varsa, buna destek vermiyor. Ya ayıp kardeşim ya. 4 bin lira sizin, değil mi? 2 günlük şeyiniz, yani harcamanız, lüksünüz. Yani böyle bir uygulama olur mu? Kim mağdur olmuşsa, üretici ise böyle bir şart getirilebilir mi? Yani 4 bin lira. Yani evi olan adama bu yardımdan faydalanamıyor. Traktörü olan bu yardımdan faydalanamıyor. Şimdi böyle bir mantık, böyle bir anlayış olabilir mi? Gerçekten ne kadar? Yani ben destek vermeyeceğim diye aslında çıkarılmış bir yazı. Yani destek vermemek için hangi şartları koyabilirim, hangi zorlukları çıkarabilirim diye yapılmış bir yasa. İşin doğrusu bu. Yani biz buradan net bir şekilde böyle anlıyoruz. Bu yasadaki aksaklıkların, eksikliklerin ortadan kaldırılması ve çiftçi kardeşlerimize gerekli desteğin verilmesi lazım. Biz bunları tabii hem yeni parti programımızda, seçim beyannamemizde de bunları gündemimize alacağız. Aynı zamanda tabii ki bir rapor haline getirerek hem ilgililere, Tarım Bakanlığı'na, hem meclise, hem de kamuoyuna da inşallah daha geniş bir basın toplantısıyla birlikte bunları duyuracağız. Ben çiftçi kardeşlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum ve kendilerinin yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sabaha karşı da yönetime el konulduğu açıklandı ama BDDK da bir açıklama yaptı. Herhangi mali anlamda herhangi bir probleminin olmadığına dair bankanın, ama buna rağmen siyasi bir operasyon yapıldığına dair yorumlar yapıldı Bankasya ile ilgili. Siz bu konuda nasıl bir değerlendirme yapacaksınız? Hem Türkiye'nin diğer ülkelerle alakalı ekonomik anlamdaki imajını değerlendirirseniz, hem de içteki gelişmeleri ekonomik anlamda ne söyleyebilirsiniz? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bankacılık sektöründe olan arkadaşlarımızdan, bu konu uzmanlarıyla daha önce yaptığımız görüşmelerde bize ifade ettikleri, söyledikleri, aldığımız bilgi, daha önce de biliyorsunuz Bankasya üzerine çeşitli operasyon girişimleri yapılmıştı. Bundan dolayı bankacılık şu andaki bankalar içerisinde olası bir kriz mesela meydana geldiğinde tek ayakta durabilecek, buna dayanabilecek bankanın Bankasya olduğu söyleniyordu. Çünkü neden? Çünkü daha önceki işte bundan birkaç ay önce de, 3-5 ay önce de yine bu tür girişimler oldu. İşte ve Moody'lerin işte paralarını çekerek banka batırılma yönelik bir girişim başlatıldı. Ama burada tam tersine, orada hesabı olanlar tam tersine daha fazla gidip para yatırarak bankayı daha güçlü bir hale getirdiler. Ve neticede bütün bu, yani BDDK yöneticileri de bunu biliyor. Diğer bankacılık sektöründekiler de bunu biliyor. Devleti yönetenler de bunu biliyor. Yani bütün bu bankalardan sorumlu bakan da, diğer yetkili bürokratlar da bunu biliyorlar. Tabii burada bu operasyonun, kararın tamamen siyasi olduğu, siyasilerin baskısıyla yapıldı. Çok açık ve net. Yani burada farklı bir düşünce içerisinde olan yok. Yani tarafgir olanlar bile bunun böyle olduğunu biliyor. Sadece ifade edemiyorlar. Yani sadece, çünkü bunu ifade ettikleri zaman kendilerini ifşa etmiş olurlar. Onun için bunu sadece ifade edemiyorlar. Onlar da biliyorlar. Yani bu işin bankacılık kurallarından kaynaklanmadığını, yani bankacılık kurallarına aykırı bir durumun olmadığını ya da benzer bankalarda daha fazla eksikler olmasına rağmen bu tür uygulamaların yapılmadığını biliyorlar.
Bir de şöyle bir şey var. Açıklanan karara baktığımız zaman işte ortaklık yapısının şeffaf olmadığı, işte bankacılık kurallarına aykırı deniyor. Tabii biz bunu bilmiyoruz. Aykırı mıdır, değil midir? Tabii ki. Ama biz şunu biliyoruz. O zaman onlarca yıldır siz neredesiniz kardeşim? Yani onlarca yıldır Bankasya'nın ortaklık yapısının şeffaf olmadığını görmediniz de son 6 ayda mı bu bilgiye ulaştınız? Hangi titiz çalışma, hangi yasal çalışma, hangi adil ve hukuki çalışma neticesinde buraya ulaştınız? Değil mi? Bankasya yeni kurulmuş bir banka değil. Bankasya'nın ortaklık yapısı yeni şekillendirilmiş değil. Dolayısıyla da onlarca yıldır Bankasya var ve aynı benzer ortaklık yapısıyla çalışmasına devam ediyor. Dolayısıyla da bunun buradan bile baktığınızda, açıklanan karardan baktığınızda çok açık ve net olarak siyasi bir karar olduğunu görüyorsunuz. Burada yapılmak istenen nedir? Banka batırılmak isteniyor. Çünkü açık ve net olarak söylüyorum. Banka cemaatin bankası olarak görülüyor. İşte cemaatin finans ayağını desteklediği olarak görülüyor. Yani öyledir değildir bilmiyorum ama öyle görülüyor, öyle algılanıyor. Dolayısıyla da bankaya en azından geçici bir süre yönetimine el koyarak banka deşifre edilip ya da hangi işlemleri yapıyor, hangi kurumlarla çalışıyor, kim bankanın mudileri kim, bankaya kim para yatırıyor, bankada kimin hesabı var, işte banka nerelere yatırım yapmış, yurt içinde, yurt dışında, bütün bunlar öğrenilmek isteniyor. Yani herhalde anladığım bu. Ama zaten benim bildiğim kadarıyla banka bu konuda şeffaf. BDDK zaten bütün bankaları izliyor. Bütün bankaların portföyüne sahip. Yani bütün bankalar nereye yatırım yapıyor? Bu bankalarda kimin hesabı var? Bütün bunlar görülüyor zaten bankacı benim bildiğim kadarıyla. Çünkü diğer bankalarda da öyle. En ufak bir işlem yapsanız bile bunların kayıt altına alındığını hepimiz biliyoruz. Şimdi ben buradan bana da şunu sormak hakkı doğuyor. Yani BDDK'ya şunu soruyorum ben de. Ey BDDK, özellikle devlet bankalarından, bakın geçtiğimiz günlerde yine bunu sormuştum. Devletin, milletin yüz milyonlarca lirasını, yani yüz milyonlarca lirası derken yüzlerce trilyonlu, milyarlarını, katrilyonlarını teminatsız, şahsi kefaletlerle dağıttığınız şirketler kimler? Buralarda batan paraların yekunu ne kadar? Bunlarla ilgili niye işlem yapılmıyor? Bunlarla ilgili niye soruşturma geçirilmiyor? Soruşturma yapılmıyor. Niye bunlarla ilgili yasal takipatlar yapılmıyor? Devlet bankalarından verilen kredilerin akıbetine bunların ne kadarı battı? Bunların ne kadarı şu anda İsviçre, Dubai ya da başka yurt dışı bankalarına transfer edildi? Yatırım için verilen bu paralar Türkiye içinde yatırım değil de birilerinin yurt dışındaki banka hesaplarına nasıl gitti? Şimdi benim bunları sorma hakkım yok mu? Ben bugün sormuyorum bunu. Bankasıya yapılan operasyondan sonra sormuyorum. Haftalardır bunu soruyorum ve yine soracağım. Bakın 5 milyon demiyorum, 10 milyon demiyorum. Bunlar da büyük rakamlar. Ama son 10 yılda 50 milyonun üzerinde kime, hangi şartlarda kredi verdiniz? Devlet bankalarına soruyorum. Bunların ne kadarı döndü, ne kadarı battı, ne kadarı yatırım için alındı ve yurt dışına şahsi hesaplara transfer edildi? Ben millet adına siyaset yapan Muhalefet Partisi'nin genel başkanı olarak milletim adına soruyorum. Bu milletin parası, onun için soruyorum. Sizin babanızın parası değil. Sizin şahsi paranız değil. Evet, biz bunları biliyoruz. Milyarlarca kredilerin, trilyonlarca kredilerin şahsi kefaletlerle kime verildiğini, onların nasıl batırıldığını ya da yurt dışına transfer edildiğini, şahsi hesaplara girdiğini biliyoruz. Şimdi açık ve net soruyorum. Bunları Türk milletiyle paylaşın. Açıklayın. Görev zararı olarak bunlar yazılamaz. Çünkü bunlar bile bile ladeslenmiştir. Ve neticede bunlarla ilgili
BDDK yani bankasındaki bu ortaklık yapısının şeffaf olmadığını gören BDDK. Ey BDDK, devlet bankalarında milletin, devletin batırılan milyarlarca lirasını, katrilyonlarca parasını niye görmüyorsun? Bunlarla ilgili hangi işlemi yaptın? Hangi işlemi yapıyorsun? Çık bunları da bir açıkla. Biz de bunları duymak istiyoruz. Biz de bunları görmek istiyoruz. Bilmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar. Burada banka ismi vererek, şirket ismi vererek onları kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak istemiyorum. Ama bunların hepsinin isimleri bizde de var. Ve özellikle de BDDK bunları biliyor. Değerli arkadaşlar. Bildiği halde niye işlem yapıyor? Yapmıyor. Bildiği halde bu batan kredilerle ilgili, devlet bankalarında batan kredilerle ilgili, usulsüz verilen kredilerle ilgili, teminatsız verilen kredilerle ilgili niye işlem yapmıyor? BDDK'yı bunlarla işlem ilgili işlem yapmaktan alıkoyan nedir? Alıkoyan nedir? Kimin talimatıyla bunları yapmaktan geri duruyorlar? Bunları da kamuoyuna açıklasınlar değerli arkadaşlar. Bu çözüm süreciyle birlikte biliyorsunuz bu PKK, işte İmralı Canisi, Kandil, işte YPK, YPC, PYD neyse işte bunların hepsinin ortak adı 21. yüzyıl eşkıya sürüleri. Bunları bir meşrulaştırma girişimi var biliyorsunuz. Dolayısıyla da bu meşrulaştırma girişimi hızla devam ediyor. Ve neticede bakın mesela Türkiye'de sanki seçime 31 parti girecek açıklandı. Ama sadece PKK'nın siyasi uzantısı sanki seçime giriyormuş gibi günlerdir bazı medya kuruluşlarında bunların temsilcileri konuşuyor, konuşturuluyor ya da bunlar konuşuluyor. Yani bu parti konuşuluyor. Barajı aşacak mı, aşmayacak mı, açarsa ne olur, açmazsa ne olur diye. Dolayısıyla da buradan anlaşıldığı gibi barajı aşırma yönünde önemli bir kesimin büyük bir gayreti var. Yani bunu da Türk milletine ne diye sunuyorlar? İşte normalleşme adına sunuyorlar. Vay efendim neyse barajı aşamazsa efendim işte iç savaş çıkarmış, ayaklanma çıkarmış, işte Diyarbakır'da kendi meclislerini kurarlarmış gibi bir takım safsatalar. Peki kardeşim o iç savaş çıkaracak da, ayaklanma çıkaracak da, Diyarbakır'da defakto bir durum oluşturup kendi meclisini toplayacak da, Türk devleti armut mu toplayacak, elma mı toplayacak? Ama siz de tabii haliyle diyorsunuz ki ya bir ilçesine, Cizre'sine sahip çıkamayan, Cizre'de güvenliği sağlayamayan hükümet acizliği gördükten sonra böyle bir durum karşısında da ne yapacağını şimdiden öngörebiliyoruz diyorsunuz. Evet hükümet böyle bir acizlik içerisinde olabilir. Ya da aymazlık içerisinde olabilir ama bu büyük Türk milleti buna izin vermez. Yani birileri seçim sonuçlarını beğenmeyecek. Ondan sonra gidecek, orada iç savaş çıkarmaya çalışacak, ayaklanma girişiminde bulunacak, kendi meclisini oluşturacak, öyle mi? Kafalarına yıkarız o meclisi, kafalarına. Yani hiç kimse aklından bile geçirmesin değerli arkadaşlar, hiç kimse aklından bile geçirmesin. Milleti de bu korkularla, yani kurbağa haşlamasına tabi tutmaya çalışmasınlar. Yani milleti korkutarak işte HDP'yi baraja açtırma. Yani böyle bir politika izleniyor şu anda. Dolayısıyla da bu kabul edilebilir bir politika değildir. Burada dediğim gibi her türlü politik malzemeyi kullanacaklar. Her türlü manipülasyonu yapacaklar. Ve meşrulaştırarak sanki toplumun işte toplum tarafından beğenilen, sevilen belli kesimler de sanki onlarla birlikteymiş gibi bir hava oluşturarak onları baraj aşırıp güçlü bir grup halinde meclise taşımaya çalışacaklar. Böyle bir gayret gözüküyor. Yani sadece Türkiye içinden değil, Batı'nın da böyle bir gayret içerisinde olduğu gözüküyor. Gerçekten anlamıyoruz. Yani bu Türkiye'deki bazı medya kuruluşlarını, köşe yazarlarını, bazı çevreleri anlamıyoruz. Yani mesela aynı gayreti 22 yıldır Türk siyasetinde tertemiz bir maziye geçmişe sahip olan, pırıl pırıl kadrolara sahip olan ve Türkiye'nin temel bütün problemlerini çözebilecek projelere sahip olan, kadrolara sahip olan Büyük Birlik Partisi için göstermiyorlar.
Yani demek ki onların gündeminde olabilmek için ya da onların desteğini alabilmek için hain olmak gerekiyor. Eşkıya olmak gerekiyor. 30 yıldır millete kan kusturmak gerekiyor. Yani bu ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Yani milletin yanındaysanız, devletin yanındaysanız, bayrağın yanındaysanız sizin bir değeriniz yok. Sizin bir kıymetiniz yok. Ama şimdi mesela geçtiğimiz günlerde basına bir fotoğraf yansıttı gazetelerde. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkanı bir görüşmede kabulde makamında tahmin ediyorum PKK bayrağı var. Yani nasıl oluyor? Bu devlet buna nasıl müsaade ediyor? Türkiye'yi yönetenler buna nasıl müsaade ediyorlar? Kürdistan bayrağı var. Yani devletin içerisinde bir devlet kurulmuş fiili olarak, yani resmi olarak kurulmasa bile. Ben onun için söylüyorum. Yani başkanlık sistemi tartışmaları, başkanlık sistemine geçirmeye çalışmasının en önemli temel gayelerinden bir tanesi bu. Yani milleti kimse aldatmasın, milleti aptal yerine koymasın. Başkanlık sistemine geçme talebinin iktidarın başında şu andaki iki ana gayesi var. Bir tanesi bu sisteme geçerek hem iktidarlarını ömür boyu sürdürme talepleri var, daha uzun bir süre, hem de Türkiye'nin tamamını kontrol altına alma talepleri var. Bunları zaten bir takım yasalarla pekiştirmeye çalışıyorlar. İşte bugün mecliste gündeme gelmesi beklenen fakat meclis yoğunluğundan dolayı haftaya ertelenen iş güvenlik yasa paketi var. Şimdi aynı hükümet 12 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Yani senin 12 yıl sonra mı aklın başına geldi? Bu tür düzenlemeleri yapıyorsun. 12 yıldır ne yaptın kardeşim sen? Ama hükümetin şöyle bir uygulaması var. Uygulama yöntemi var daha doğrusu. Bugün kendisine hangi yasa lazımsa onu çıkartıyor. Yarın bu geçti. Hemen ertesi gün aynı yasayı değiştirip o gün hangisi lazımsa o yasayı çıkartıyor. Yani inanılmaz makyavelist, pragmatist bir iktidarımız var bu anlamda baktığınız zaman. Bunu da topluma medya gücüyle, kamuoyu gücüyle, finans gücüyle elde ettiği çok rahat bir şekilde algılar oluşturarak bunu da topluma sanki doğruymuş gibi anlatma yeteneği de var. Çünkü bütün şeyler elinde bu anlamda. Bütün kamuoyunu etkileyecek malzemeler ve gücü eline geçirmiş vaziyette. Şimdi burada da bakıyorsun bu yasayı niye çıkartıyor? Tabii toplumun bir kesimine terörle mücadele diye gösteriyor bunu. Mesela Cizre'yi bahane kılıyor. İşte 6-7 Ekim olaylarını bahane kılıyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Şu andaki mevcut yasalar yeter. Yani Cizre'de güvenliği sağlamak için de 6-7 Ekim olaylarını bastırmak için de şu andaki mevcut yasalar yeter. Sen mevcut yasaları uygulamıyorsun ki şu anda. Bir ilçenin güvenliğini sağlayamamışsın. Mevcut yasalar yeter. Yani bu hükümetin iç güvenliği sağlama gibi bir derdi yok. Kendi güvenliklerini sağlama gibi, kendi iktidar güvenliğini sağlama gibi bir dertleri var. Bir hedefleri var. Bütün yasalar da yani yargıda yapılan düzenlemelerde, işte emniyette yapılan düzenlemelerde hep anlamdaki bütün yasal düzenlemeler, meclisteki çıkarılan yasalarında hepsinin tamamı kendileri için, kendi iktidarlarının devamı ya da daha da güçlenmesi ya da korunması adına çıkartılıyor. Yani burada devletin, milletin kazancı nedir diye bakılmıyor. İktidarın kazancı nedir? İktidar mensuplarının, onun başındakilerin ya da onun yandaşlarının kazancı nedir diye bakılıyor. Bütün düzenlemeler buna göre yapılıyor. Hepsini görüyoruz. Yani 12 yıldır iktidarsın. Hala Türkiye'nin üç güvenliğini tesis edecek bir yasal düzenleme yapmak senin 13. yılında mı aklına geliyor? Değil mi yani? Bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir durum değildir. Elbette ki iç güvenlik sağlansın. Kamu düzeni kurulsun. Ama bu şu demektir. Demek ki sen 12 yıldır kamu düzenini kuramadın. Bunu da itiraf etmiş oluyorsun aynı zamanda. İyi niyetli görmüyoruz yani biz bunları. İyi niyetli görmüyoruz. Yoksa terör eylemlerinin
ortadan kaldırılması, bunları önleyici tedbirlerin, yasaların çıkartılmasını her zaman destekledim. Ama biz bunların niyetinin o olmadığını düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Onun için burada da işte başkanlık sistemine geçmek istemenin birinci gayesi dediğim gibi iktidarlarını muhafaza etmek ve ömür boyu sürdürmek. İkincisi de işte bu bölücülerle yürüttükleri çözüm sürecinden dolayı bunların talebi olan ve müzakere taslağının içerisinde de yer alan özellikliği federasyon ya da konfederasyonu bunlara vermek için başkanlık sistemine geçmek istiyorlar. Bunun iki tane gayesi var. Başka bir gayesi yok. Milletimiz bunu görecek ve milletimiz Allah'ın izniyle 7 Haziran'da hem Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına hem PKK'ya hem çözüm sürecine hem açlığa, işsizliğe, yoksulluğa işte çiftçilerimizin perişanlığına son verecek Allah'ın izniyle. Evet.